Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel ve çok çok kolay bir lifin anlatımını yapacağım. Hanımlar, ip olarak ben bu şekilde 3 renk seçtim. Siz dilerseniz 2 renkli de yapabilirsiniz. Ve hemen modelimin yapımına geçiyorum. Bu arada geçmeden tığımı hemen göstermek istiyorum. 2 numara tığ kullanıyorum. İp olarak da bonbon ve kristal iplerden kullanıyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Hanımlar, başlangıç olarak bu şekilde ipimi tutarak şuradan büküp bir tane zincir oluşturdum. Bir tane daha. Şöyle ipimi 1 santim uzatıyorum. Buradaki zincirime batarak 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 batımlık bir fıstık yaptım. Yandan tutarak fıstığımı kapattım. Tekrar ipimi uzatıyorum ve hemen tepesine bir tane daha fıstık. Yandan tutuyorum. Fıstığımı kapattım. Sıklaştırmak için tepeye bir zincir ve yine ipimi uzatarak bir tane daha fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde hanımlar, üst üste dizili 6 tane fıstığımızı yapalım, gelelim. Hanımlar, bu şekilde 6 tane fıstığımı yaptım. Şimdi hemen 7.'yi de yapıyorum. 7. fıstığımızı kapatmıyoruz. Fıstığımı yaptım. Başına doluyorum. Bakın, buraya değil, hemen buraya, 3. noktaya bir tane fıstık. İpimi yandan tutarak ikisini bir kapattım. Tekrar bir fıstık. Bakın, dibine değil, hemen ileriye batarak bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve yandan tutup İkisini beraber kapattım. Mantığımız aynı. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Hemen sıranın sonuna da batıp fıstığımı yapıyorum. Ve ipimi tutarak ikisini beraber kapattım. Hanımlar, sıramızın sonuna geldik. Çevirerek sıramızın başına gelmiş oluyoruz. Sıramızın başında hemen bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı yandan tutarak kapattım. İpimi uzatarak tepeye bir fıstık. Başına doladım. Bakın, bir ileriye, şöyle buraya bir fıstık. Ve ikisini beraber kapattım. Tepeye bir fıstık. Başına doladım. İleriye bir. İkisini beraber kapattım. Yine dediğim gibi sıranın sonuna kadar mantığımız aynı.
Hanımlar sıranın sonuna tekrar geldim. Yine aynı şekilde bakın çevirerek sıramın başına geldim. Burada yine bir fıstık. Fıstığımı yandan tutarak kapattım. Tepesine bir fıstık. Başına doladım. İleriye bir. Ve ikisini beraber kapattım. Hanımlar toplamda 5 sıra olana kadar aynı şekilde devam edelim. 1, 2, 3, 3. sıradayım. 5 sıraya tamamlayıp gelelim. Hanımlar bu şekilde 5 sıra oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın üst fıstıklarımız da 5. Şimdi buradan ipimi koparmıyorum. Başlarken yaptığımız gibi 6 tane kapalı fıstık yapalım üst üste. Bakın bir fıstığımı şöyle kapattım. Hemen ipimi uzatarak tepesine bir tekrar kapatıyorum. Bu şekilde üst üste 6 tane fıstık yapalım. Hanımlar bu şekilde 6 tane fıstığımı kapattım. 7.'yi kapatmadım. Bakın 6 tanesi bu şekilde kapalı, 7.'si açık. Şöyle başına doluyorum. Buraya değil, hemen şuraya. Bakın. Burası açık fıstığımın dibi, burası kapalı, burası da hemen 3. Şuraya batarak bir tane daha fıstık oluşturuyorum. Ve ikisini beraber kapattım. İpimi uzatarak tepeye bir fıstık. Şöyle ileriye bir. Yandan tutup ikisini beraber kapattım. Sıramızın sonuna kadar aynı mantıkla devam edelim. Hanımlar bakın burası hemen son fıstığımın dibi. Şuraya da bir tane fıstığımı yapıyorum ve sıramın sonuna gelmiş oluyorum. Şöyle. Şimdi çeviriyorum ve buradan devam ediyorum. Yine sıramızın başına geldim. Şöyle buraya bir fıstık. Fıstığımın tepesine bir. Başına doladım. İleriye bir. İkisini beraber kapattım. Tepeye bir, ileriye bir, hanımlar mantığımız aynı.
Burayı yaptığımız gibi bakın şuradan şuraya kadar devam ediyoruz. Burayı çeviriyoruz. Tekrar şuradan şuraya kadar bir tane kare yapalım. Alt gibi gelelim. Hanımlar bakın aynı şekilde bir tane daha kare yaptım. İpim bu köşeye denk geldi. Dilerseniz ipinizi buradan koparın. Dilerseniz koparmadan şuraya kadar gelin. Hemen nasıl gelinir onu da göstereyim. Şöyle ipinizi koparmadan köşeye kadar bu şekilde gelebilirsiniz. Şöyle bakın koparmadan geldim. Hemen buraya bakın köşeye şöyle buraya yine 6 tane üst üste fıstığımızı yapalım. İkinci kare yaptığımız gibi hanımlar kafanız karışmasın. 6 tane fıstığımızı yapıp üzerine bir kare oluşturmamız gerekiyor. Şöyle 6 tane üstte yapalım. Kafanız karışmasın. İkinci kareyi nasıl yaptıysak bunu da o şekilde yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde 3 tane kare üst üste yaptım ve ipimi buradan kopardım. Şimdi hemen beyaz ipimi alarak şuraya sabitleyeceğim. Hanımlar isterseniz şuradan isterseniz de bu köşeden sabitleyebilirsiniz. Fark etmiyor. Hemen ben tam köşeden sabitleyeceğim. Köşelerde çoğaltma oluyor. Bu köşede dönüşte çoğaltmamızı yapacağız. O yüzden hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığın tepesine bir fıstık. Başına doluyorum. Hemen şuraya ileriye bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Köşeye kadar kutu teknik yapalım. Bir fıstık başına doladım. İleriye bir fıstık ve ikisini beraber kapattım. Bir fıstık tepeye, ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Tekrar tepeye bir, ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Hanımlar bakın şimdi köşeyi yapıyorum. Köşede çoğaltma yapıyoruz bu arada. Şimdi buradaki fıstığımı kapattım. Çoğaltmamız bu şekilde hemen göstereceğim. Çoğaltma için buraya bir fıstık yapıyorum. Bakın bu fıstığımı kapatıyorum. Tepesine bir fıstık. Başına doluyorum. Şuradaki fıstığımın dibine batarak bir tane daha fıstık yapıyorum. Ve burada çoğaltmamı yapmış oldum. Şöyle. Şimdi şuraya kadar devam edelim. Ara boşluklarda eksiltme yapıyoruz. Köşelerde çoğaltma yapıyoruz. Ara boşluğa kadar kutu teknik yapalım.
Hanımlar bakın ara boşluğa yetişmek üzereyim. Şöyle ara boşluğa bir fıstık kala. Bu şekilde yapıyoruz bakın. Hemen buraya battım. Fıstığımı kapatmıyorum. Başına doladım. Ara boşluğu atlıyorum burayı. Ara boşluğun hemen solundaki fıstığı yaptım. Sadece ara boşlukta bunu yapıyoruz. Ve şöyle üçünü beraber kapattım. Ara boşluğumu da yapmış oldum. Şimdi tekrar kutu teknik yaparak devam ediyoruz. Hanımlar bakın şurada bir köşe var. Şurada bir köşe. Şurada bir ara boşluk var. Burada bir köşe. Köşelerde çoğaltma, ara boşluklarda ise eksiltme yaparak şuraya kadar gelmemiz gerekiyor. Hanımlar şurayı tekrar göstermek istiyorum. Bakın köşeme kadar geldim. Fıstığımı da burada yaptım. Sadece çoğaltma kaldı. Çoğaltma bir kere daha yapalım beraber, kafanız karışmasın. Çoğaltma yaparken şöyle buraya bir fıstık, hemen fıstığımı kapattım. Buraya bir çoğaltma. Hanımlar şöyle bu fıstığımızın dibine battığımız zaman çoğaltma oluyor. Bakın şuraya batarsam çoğaltma olmuyor. O yüzden hemen aynı fıstığın dibine batarak çoğaltmayı yapmış oldum. Şöyle bakın çoğaltmam oldu. Şimdi normal kutu teknik yapalım. Buraya bir fıstık, ileriye bir tane daha eksiltme göstermek istiyorum. Kafanız karışmasın. Hemen devam ediyorum. Ara boşluğa kadar. Ara boşluklarda tek eksiltme yapıyoruz. Bakın buraya bir fıstık ara boşluğa yaklaştım. Ara boşluğun sağındaki fıstığa batıyorum. Bakın şöyle. Başına doluyorum. Bakın ikili olarak kapatmıyorum burada. Ara boşluğumuz burası. Burayı atlıyorum. Hemen solundaki fıstığı da yapıyorum. Ve üçünü tek seferde kapattım. Burada eksiltme yapmış oldum. Kutu teknik olarak devam ediyoruz. Buraya bir fıstık, ileriye bir ve ikisini beraber kapatıyorum. Hanımlar dediğim gibi ara boşluklarda eksiltme, köşelerde ise çoğaltma. Köşelerimiz yan ve uç köşeler. Hepsini yapalım. Şuraya kadar şuradaki çoğaltmayı beraber yapalım. Hanımlar bu şekilde bütün kenarlarını yaptım. Buradaki çoğaltmamız kaldı. Onu da beraber yapacağımı söylemiştim. Şöyle. Bakın burası bizim köşemiz. Buradaki köşeyi buraya bir fıstık yapıyorum. Normal kutu teknik olarak şöyle köşeye batıyorum. Daha önce zaten köşede bir fıstığımı yapmıştım. Burayı kapatıyorum. Ve şimdi çoğaltma yapıyorum. Çoğaltmamız bir fıstık. Buraya şöyle kapatmıyorum. Hemen şuradaki fıstığın tepesine battım.
bir fıstık buraya ve ikisini beraber kapattım. Sık olsun diye 3 zincir yaptım. Buradaki çoğaltma da bitmiş oldu. Hanımlar şimdi şuraya bakın. Şuraya turuncu ipimi sabitliyorum. Şuradan şuraya kadar yapacağız. Burası da oldukça kolay. Hemen beraber yapalım. Bakın şuraya ipimi sabitliyorum. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Mantık olarak sürekli aynı oluyor. Burayı bir fıstık yapıyorum burada. Bu köşede çoğaltma yapmıyorum. Hemen bir fıstık daha. Başına doladım. Ara boşluğa gelene kadar ara boşluğa bir fıstık kala duralım. Şöyle kutu teknik yaparak devam ediyorum. Bakın hanımlar, ara boşluğumuz burada. Ara boşluğun hemen sağındaki yuvaya bir fıstık. Fıstığımı kapatmıyorum. Başına doladım. Ara boşluğu atlıyorum. Hemen soluna bir fıstık. Ve burada eksiltmeyi yapmış oldum. Sadece ara boşluklarda eksiltme, kutu teknik olarak devam ediyorum. Tepeye kadar devam edelim. Ortadaki tepemizde çoğaltma yapacağız. Bunu da hemen göstereceğim. Hanımlar tepeye batıyorum. Tepede de bir fıstığımı yapıyorum. Ve ikisini beraber kapattım. Bakın tepeye kadar yaptık. Şimdi sadece bu orta tepede bakın böyle göstermek istiyorum. Bu tepede çoğaltma yapmıyoruz. Burada yapmıyoruz. Sadece orta tepede çoğaltma. Bu ara boşlukta eksiltme. Bu ara boşlukta eksiltme yapıyoruz. Şimdi hemen çoğaltmayı beraber yapalım. Buraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Tepeye bir fıstık. Hemen dibine bir fıstık. Ve ikisini beraber kapattım. Burada çoğaltmayı yapmış oldum. Şimdi kutu teknik olarak devam ediyorum. Dediğim gibi ara boşlukta eksiltme.
Şöyle. Ara boşlukta eksiltme yapıyoruz. Şuraya kadar devam edelim, gelelim. Hanımlar bakın, şuraya kadar yaptım. Ara boşlukta eksiltme, sadece orta köşede çoğaltma yaptım. Şimdi bunu bu şekilde çevirelim. Şuraya ipimizi sabitleyip şuraya kadar burayı yaptığımız gibi yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde iki tarafını da yapmış oldum. Şimdi hemen beyaz ipimi alıyorum. Bakın şuraya köşeye değil, hemen bir tane ileriye, şöyle bir tane ileriye ipimi sabitledim. Buraya bir fıstık, yandan tutarak fıstığımı kapattım. Tepesine bir tane daha fıstık, başına doladım, ileriye batarak bir fıstık daha, ikisini beraber kapattım. Tekrar tepeye bir fıstık, başına doladım. Bakın buraya bir fıstık. Hanımlar burada ara boşluk geliyor. Ara boşluğu hemen atlıyorum. Bu arada bu ikisini kapatmıyorum. Ara boşluğu atlayarak soluna bir fıstık ve üçünü bir kapatarak burada eksiltmemi yapmış oldum. Tekrar bir fıstık, başına doluyorum, ileriye bir fıstık, ikisini beraber kapattım. Tepeye bir, ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Hanımlar tepede çoğaltma yapacağız. Tepeye kadar kutu teknik yapalım. Şimdi tepeye batıyorum. Normal sıramı yaptım. Bu şekilde kapattım. Şimdi çoğaltma yapalım. Tepede bir fıstık, fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık, yapmış olduğum fıstığın dibine, yani şuraya tam tepeye tekrar bir fıstık ve burada ikisini kapatarak çoğaltmamı yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Kutu teknik yaparak ara boşluğa kadar devam edelim. Ara boşlukta tekrar eksiltme yapıyoruz. Şöyle ara boşluğun sağına bir fıstık, kapatmıyorum ikisini, başına doladım. Pardon, ara boşluğa gelmemişim. Çok özür dilerim. Ara boşluğa şimdi geldim. Bakın ara boşluğun sağına bir, kapatmıyorum. Burası bizim ara boşluğumuz. Ara boşluğu atlıyorum ve hemen soluna bir fıstık ve kapattım. Tekrar buraya bir, şuraya bir, ikisini beraber kapattım. Buraya bir,
ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Hanımlar, bir fıstık kala bırakıyorum. Bu şekilde. Bakın burada bir fıstığımı bıraktım. İpimi hiç kesmiyorum. Tekrar devam ediyorum. Hemen çevirerek devam ediyorum. Bakın buraya bir fıstık, fıstığımı kapatıyorum. Başına doladım. Ara boşluğa geldi hemen. Ara boşluğun sağına bir fıstık. Ara boşluğu atlıyorum. Soluna bir fıstık. Şöyle. Üçünü bir kapattım. Buraya bir, köşeye kadar, tepeye kadar devam edelim. Kutu teknik yapıyoruz. Hanımlar, tepeye geldim. Tepede tekrar çoğaltma yapıyoruz. Buraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Tepeye bir fıstık. Hemen tekrar tepeye battım. Şöyle ikisini bir kapattım. Burada çoğaltmayı yapmış oldum. Tekrar ara boşluğa kadar kutu teknik yapalım. Buraya bir, ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Tepeye bir, şuraya ileriye bir, İkisini beraber kapattım. Tepeye bir, ileriye bir, ikisini bir kapattım. Tepeye bir, ara boşluğa geldim. Ara boşluğun sağına bir, şurası bizim ara boşluk. Ara boşluğu atladım. Soluna bir ve üçünü beraber kapattım. Buraya bir fıstık. Hemen sıramın sonuna geldim. Sıramın sonuna bir fıstık ve burada bu şekilde bitirdim. Şimdi tekrar son sıra olarak yapıyoruz. Şöyle. Buraya bir fıstık. Başına doladım. Ara boşluk geldi. Ara boşluğu atladım bu arada. İkisini bir kapattım. Şimdi buraya bir fıstık, başına doladım, ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Hanımlar, yine devam ediyoruz. Şuraya kadar, şurada tepede çoğaltma,
Buraya gelene kadar devam edelim. Burayı beraber yapalım. Hanımlar, köşede çoğaltmamı yaptım. Şimdi hemen bakın, burası ara boşluğumuz. Ara boşluğun sağındaki fıstığa battım. Bir fıstık. Başına doluyorum. Ara boşluğu atlayarak hemen solundaki son fıstığa bir fıstık ve burada üçünü bir kere de kapattım. Buraya 3 zincir yapıyorum ki açılma olmasın ve ipimi buradan kopardım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi hemen turuncu ipimizi alalım. Hanımlar, hemen bakın şuraya ipimi sabitliyorum. Buraya bir fıstık. Başına doladım. Şuraya, bu arada bunu göstermek istiyorum. Bakın ara boşluk geliyor hemen. Buraya ara boşluğu atladım. Bir fıstık. Ve ikisini bir kapattım. Tepeye kadar kutu teknik yapalım. Tepede tekrar çoğaltma yapacağız. Şöyle devam edelim. Mantığımız aynı. Köşeye kadar düz gidelim. Hanımlar, köşeye yaklaştım. Köşede tekrar çoğaltma yapıyoruz. Şöyle köşeye batıyorum. Normal kutu tekniği yaptım. Şöyle kapattım. Şimdi çoğaltma. Buraya bir fıstık. Fıstığımı yandan tuttum ve kapattım. Hemen tepesine bir fıstık. Başına doladım. Tekrar tepeye batarak bir fıstık ve ikisini bir kapattım. Burada gördüğünüz gibi çoğaltmayı yapmış oldum. Şimdi düz devam ediyoruz. Kutu teknik yaparak. Buraya bir, ileriye bir, ikisini bir kapattım. Şöyle şuraya kadar devam edelim. Hanımlar, bakın köşeye yaklaştım. Buraya bir fıstık, başına doladım. Hemen burası ara boşluğumuz. Ara boşluğun sağına şöyle bir fıstık. Kapatmıyorum. Başına doluyorum. Şuraya tam köşeye ara boşluğu atlıyorum. Solundaki fıstığa hemen batarak bir fıstık. Ve üçünü beraber kapattım. Burada 1, 2, 3 hatta daha fazla da yapabilirsiniz. Açılma olmasın diye ipimi kopardım. Gördüğünüz gibi kap şeklini almış oldum. Şimdi burası tamam. Eksik kalan taraf burası. Burayı da burayı yaptığımız gibi beyazını, turuncusunu yapalım ve gelelim. Hanımlar, bu şekilde İki tarafını da yaptım ve lifim kare şeklini almış oldu. Şimdi sadece kenar tığlaması kaldı. Onu da herhangi bir köşeye ipimizi sabitleyelim. Hemen şuradaki köşeye ipimi sabitliyorum. Bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı
Fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Yalnız küçük bir fıstık yaptım. Şöyle fıstığımı kapattım. Dibine battım. Arasına 1, 2 veya 3 tane zincir ileriye batarak aynı şekilde bir tane fıstık. Şöyle fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Dibine batıyorum. Araya 1, 2, 3 zincir. Arasını kendiniz ayarlayabilirsiniz. 2 veya 3 zincir yeterli olacaktır. Tekrar bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Tepeye 1. Tekrar fıstığımı kapattım. Araya dediğim gibi kendiniz ayarlayarak arasını yapabilirsiniz. Hanımlar bu şekilde devam edelim. Köşemize gelene kadar. Hanımlar bu şekilde köşeye kadar geldim. Bu arada başlarken 2-3 zincir yapmıştım ama arası çok bol olunca 1'e düşürdüm. Siz de buna dikkat edin. Arası çok geniş olursa zincir sayınızı azaltabilirsiniz. Şimdi hemen köşeyi beraber yapalım. Şöyle köşede bir fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bakın burada tekrar bir tane tomurcuk yapıyorum. Şöyle. Tomurcuğu kapattım. Hemen aynı noktaya batarak bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar bir tane tomurcuk. Bu sadece köşelerde oluyor. Tomurcuğu kapattım. Buraya bir fıstık. Bunu kapatmıyorum. Şöyle başına doladım. Köşeye batarak ikisini bir kapattım. Bu şekilde köşeyi yapmış olduk. Buraya bir tomurcuk yine yapıyorum. Burada kafanız karışabilir. Dilerseniz sadece köşeye iki fıstık yaparak da geçebilirsiniz. Ben köşeyi bu şekilde yaptım. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle düz devam ediyorum. Bakın köşe bu şekilde daha büyük ve daha düzgün duruyor. Hepsini kenarlarını yapalım, gelelim. Hanımlar bu şekilde kenar tığlamasını bitirdim. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Hem kolay hem de gayet şık bir model oldu. Bunu bence bütün acemiler de yapabilir. Çünkü dediğim gibi çok kolay. Görünüşü zor görünebilir ama lifimiz oldukça kolaydı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.